İyi günler arkadaşlar. İran dosyasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün İran-İsrail ilişkisini ele alacağız. En tartışmalı konulardan bir tanesi. Resmi söylemlere bakılırsa İran İslam Devleti'nin en büyük düşmanı İsrail'dir. İran'ın bütün söylemlerinde bunu net bir şekilde görebiliyoruz. İsrail ve Siyonizm düşmanlığını 7/24 İsrail ve Siyonizm düşmanlığı yapılıyor. Söylem temelinde bakarsak gerçekten İran İslam Cumhuriyeti'nin en büyük düşmanı söylem bazında İsrail ve Siyonizm. Peki gerçekte böyle mi? İşte bugün bu soruyu cevap arayacağız. Bu soruya cevap vermeden önce bu konu ve bu İran dosyasının diğer bölümlerinde incelediğimiz diğer konularda derin detaylı bir bilgi sahibi olmak istiyorsanız size ilk kitabımı önereceğim. Bunlardan bir tanesi Osmanlı'dan günümüze Türkiye'de Siyasal İslam adlı kitabım. Burada Siyasal İslam'ın Türkiye serüvenini konu alıyorum. İran'a da değiniyorum tabii. Diğeri ise İslamcılığın küresel serüvenini, Orta Doğu temelli küresel serüvenini ele aldım. İslamcılık, Tarihçe ve Fikir Örgüsü adlı kitabı. Bu konuda, burada İran İslam Devleti'ne sözde diyorum. Bana göre bir İslam devrimi değil çünkü. İran devrimine detaylı bir şekilde değiniyorum. Bu konuda detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız bu iki kitabımı inceleyebilirsiniz. Sorumuza dönecek olursak, evet biraz önce söylediğimi gerçekten de söylem bazında İran'ın, İran İslam Devleti'nin resmi adıyla İslam Cumhuriyeti'nin en büyük düşmanı söylem bazında İsrail ve Siyonizm. Peki gerçekte böyle mi? Gerçekte bunun böyle olduğu kanısında değilim. Buna cevap vermek için her şeyden önce bir tarihi Yahudi-Pers kardeşliğine bakmamız gerekiyor. Diğer bölümlerde de detaylı bir şekilde incelediğimiz gibi hatırlayacaksınız. Birinci tapınak yıkıldığında ve Yahudiler Babil'e sürgün edildiğinde, Babililer tarafından biliyorsunuz işgal ediliyor Kudüs, birinci tapınak yıkılıyor ve Yahudi tarihinde çok çok önemli olan Babil sürgünü başlıyor. Yahudileri Babil sürgününden kurtaranlar Persler. Büyük Kiros. Büyük Kiros Yahudileri Babil sürgününden kurtarıyor. Ve Büyük Kiros'un oğlu 1. Darius zamanında Babil'deki sürgünde olan Yahudilerin Kudüs'e geri dönmelerine ve 2. tapınağı inşa etmelerine müsaade ediliyor. Dolayısıyla Tevrat'ta, dini metinlerde ve Yahudi tarihinde Perslere yönelik, İbrani Yahudi tarihinde Perslere yönelik müthiş bir sempati var. Hazar dosyasını incelediğimizde, Türk Museviler dosyasını incelediğimizde biz Yahudileri ikiye ayırmışız. Birisi İbrani kökenli, Hazreti İbrahim'e dayanan ve klasik Yahudi tarihini içine alan bir Yahudilik. Diğeri ise Hazar Kanlığı'na dayanan Türk kökenli Museviler ve onların oluşturduğu Eşkenaziler. Dolayısıyla burada ben özellikle İran'ın İbrani kökenli Yahudilerle olan ilişkisine değinmek istiyorum. Tarihte Pers ve İbrani kökenli Yahudiler arasında müthiş bir uyum olduğunu, ittifak olduğunu ve Yahudilerin bu Pers kendilerini Babil sürgününden kurtardıkları için Perslere sempati duyduklarını, Büyük Kiros'u sevdiklerini ve övdüklerini biliyoruz. Bu önemli. Yani aynı İbrani kökenli Yahudilerin Irak'a, yani Babil'in devamı olarak gördükleri Irak'a nefret duyduklarını da biliyoruz. Ve bugün Irak'ın başına gelenlerin bir kısmında da bunun payı olduğunu düşünüyorum. Şimdi konumuza gelelim. Gerçekten İran'ın en büyük düşmanı Siyonizm ve İsrail mi? Söylemde öyle ama pratikte maalesef öyle, maalesef demeyeyim de pratikte öyle değil. Pratikte gerçeği yansıtmıyor. Tam tersi bir durum söz konusu. Her şeyden önce şunu söyleyeyim. İran şimdiye kadar İsrail'e bir tane taş atmadı. Söylem bazında her gün asıyor, kesiyor, öldürüyor ama şimdiye kadar bir tane taş atmadı. İsrail'de efendim sınır ötesi operasyonlarla ön plana çıkan İsrail. Mesela 1981'de Irak'ın Osirak tesislerini yerle bir ediyor. Nükleer silah olduğu gerekçesiyle ta Tunus'a operasyon düzenliyor. Uganda'ya Entebbe operasyonu,
ki yani çok böyle övüneler anlatılır bir operasyon düzenleniyor ve Mossad'ın operasyonlarını biliyorsunuz. Her yere herkese operasyon düzenleyen İsrail askeri olarak büyük ölçüde İran'a karşı operasyon düzenlemedi. İran'ın nükleer silahlarını vurmadı. Efendim nükleer tesislerini vurmadı ya da önemli tesislerini vurmadı. Apaçık bir şekilde İran'a karşı bir operasyon yapmadı. Kısmi operasyonlar var, bireysel suikastlar var. İstediği zaman istediğini öldürüyor, ben buradayım diyor, o ayrı konu ama genel olarak yani bir diğer devletlere yaptığını, bir Irak'a yaptığını İran'a yapmadı. İran da İsrail'e şimdiye kadar bir sapan taşı atmadı. Dahası da var, 1986'da meşhur İran Gate olayı. Bunlar birbirlerinden nefret ediyorlar değil mi? Hümeyni'nin iki kelimesinden biri Siyonizm düşmanlığı, İsrail de bunlardan. Peki Amerika Birleşik Devletleri İran'a İsrail üzerinden silah sattı. İran Gate olayıyla bu net bir şekilde ortaya çıktı. Gerçi İranlılara bunu söylediğinizde, bu İslamcılara bunu söylediğinizde Peygamber Efendimiz Yahudilerden de silah almıştı deyip hemen bir kılıfını buluyor. Ama herhangi başka bir ülke İsrail'den silah alsa hemen Siyonist olarak ilan ederler, hain olarak ilan ederler. Ama kendileri yaptığında Peygamber Efendimizin hadisi üzerinden kendilerini meşrulaştırırlar. Şimdi İsrail ile İran devleti arasındaki açık ve net ilişki böyle temenni falan değil, somut verilere dayanıyor. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi de İran Gate olayı. Bir sonraki bölümde biz İran-Amerika Birleşik Devletleri ilişkisini, kardeşliğini ele alacağız. O zaten İsrail'in verdiği destek olması Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la olan yani bence özde bir ilişki. Çünkü sözde düşmanlık var ama özde bir kardeşlik söz konusu. Olamazdı. Yani İsrail'in desteği olmadan Amerika Birleşik Devletleri İran'a 1. ve 2. İran İslam Devrimi'ne 1. ve 2. baharını yaşatmazdı. O ayrı konu. Ama bu İran Gate olayı son derece önemli. 1986 İran Devrimi'nin en ateşli zamanlarından bir tanesi. İran-Irak Savaşı devam ediyor. Ve İsrail, Amerika Birleşik Devletleri İsrail üzerinden İran'a destek veriyor. Askeri silah satıyor. İsrail İran'a askeri silah satıyor. Bu son derece önemli. Yani bunu inkar edenler bir olguyu inkar etmiş olurlar. Ha, söylem bazında nefret ayrı bir konu. Ama fiiliyatta bir kardeşliği net bir şekilde görebiliyoruz. Ha, diğer bir önemli ise 2000'li mesela İsrail diğer örgütleri mesela sevmediği ya da tehlikeli olarak gördüğü örgütleri bir şekilde yok ediyor ve yani tarih sahnesine bir daha çıkmamasını sağlıyor. Ama aynı İsrail'in İran destekli örgütlere yumuşak davrandığı, yumuşak değil hatta saldırırken bile onları ön plana çıkardığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Hizbullah. Hizbullah İsrail'in desteği olmadan kurulamazdı. Hizbullah'ın kuruluşun temelinde Emel diğer bir Şii örgüt olan 1978'de Emel vardır. Hizbullah'ın ve Emel örgütünün kuruluşunda İsrail'in dolaylı desteğini net bir şekilde görüyoruz. Hatta 1978'de ilk İsrailler Lübnan'a girdiklerinde Emel örgütleri, oradaki Şiiler, daha sonra Hizbullah'ı destekleyecek Şiiler ellerindeki çiçeklerle İsrail'i karşılamışlardı. Tabii daha sonra işte gerek efendim Hizbullah'ın kuruluşunda İsrail'in dolaylı desteğini net bir şekilde görebiliyoruz. Bakın size bir örnek vereyim. İsrail'in ilk genel sekreteri, sekreterlerinden Abbas Musevi 1986'da olacak. İsrail helikopteri tarafından yok edilmişti. Çoluk çocuğuyla beraber. O gerçekten İsrail karşıtıydı. İsrail kendisine karşıt olarak gördüğü ve gerçekten kendisiyle uyumlu çalışmayan unsurları bir operasyonla yok ediyor. Abbas Musevi bunlardan birisiydi. Onun yerine gelen Nasrallah'ı İsrail yok etmedi. Yani Lübnan'a birçok operasyon yaptı. Kaç tane ama hiçbir zaman istese nokta operasyonuyla kesinlikle öldürürdü. İstese öldürürdü çünkü o teknolojiye sahip, o bilgiye, o donanıma sahip ve Lübnan dibinde. Onu çok rahat yapabilirdi. Kesinlikle bunu yapmadı. Nasrallah bugün hala yaşıyor. Ciddi bir suikaste maruz kalmadı. Ama Abbas Musevi öldürüldü. Ve Hizbullah'ın içinde İran'ın İsrail'in istemediği bütün isimler tek tek tasfiye edildi. Tüfeili de bunlardan bir tanesidir. Şimdi diğer bir konu ise biliyorsunuz 2000 yılında İsrail Lübnan'dan işgal ettiği Lübnan'dan çekildi. Çekilerek aslında İsrail
Hizbullah'ı orada kahraman ilan edeceğini biliyordu. Bunu bilinçli olarak yaptı. Hizbullah İsrail'i falan yendiği yok. Yenemez. O yapıya da sahip değil. Bu teknik bir konu. İsrail istediği zaman, istediği şekilde onu yok edebilir ama yok etmek istemiyor. Aksine ona o zaferi verdirdi. Bütün Arap dünyasında, İslam dünyasında bak İsrail'i bunu hiç kimse yenememişti. Bunlar yendi, geri çekildi. Lübnan'ı bu kurtardı. O tarihten sonra Lübnan'da Hizbullah'ın tek güç haline geldiğini biliyoruz. Taif Anlaşması ile beraber bütün milis güçler, 1986 Taif Anlaşması ile bütün milis güçler silahsızlandırılırken Hizbullah silahsızlandırılmadı. Lübnan'da ayrıcalıklı bir konuma erişti. Sözde İsrail'le mücadele edeceğim derken bahanesi adı altında. Bugün Lübnan'ın önemli ölçüde İran yönetiyor, Hizbullah üzerinden yönetiyor. Bunda da İsrail'e borçlular çünkü İsrail onları kahraman ilan etti. Başkasını değil ama onları kahraman ilan etti, geri çekildi. Yani askeri olarak gereksinim duymadan geri çekildi. Çünkü onların stratejilerinden bir tanesi buydu. Bölgedeki Şiiliğin güçlenmesi, İran'ın güçlenmesi, Şii-Sünni çatışması, azınlık olarak Şiilerin bölgede hakim olması ve bir Şii hilalinin oluşturulması. Kısaca özetlemek gerekirse arkadaşlar, söyleme bakmayın. Sözde evet İsrail'i İran bir düşmandır ama özde kesinlikle düşman değildir. Bir kardeş olduğunu görüyoruz. İbrani Yahudileri kastediyorum. Tarihteki o Pers Yahudi kardeşliğin günümüzde de dolaylı olarak devam ettiğini görüyoruz. Ben İbrani Yahudilerin, yani İsrail'deki İbrani Yahudilerin İran'daki Molla rejimin değişmesini istediklerini sanmıyorum. İsteseler bir şekilde kesinlikle onu değiştirirler. Radikal söylemleriyle her iki tarafta birbirini kuruyor. İran İsrail'e istediği söylemi veriyor. İşte seni yok edeceğiz, denize dökeceğiz derken İsrail zaten bunu istiyor. Bak bölgede bir İran tehdidi var. Dolayısıyla benim bütün bu askeri hamleleri yapmam doğru. Çünkü benim varoluşum tehlikede, adam beni denize dökeceğim diyor. İran da bu konuda gerekli olan bahaneleri İsrail'e veriyor uluslararası platformda. Diğer taraftan İsrail de İran'ı sözde tehdit ederek İran'ın Müslümanlara karşı, İslamcılara karşı ve kendi halkına karşı inandırıcı bir söylem geliştirmesine müsaade ediyor. Yani iki tarafta bu sözde düşmanlık, özde kardeşlikten memnun arkadaşlar. Sıra dışı bir analizde bulunduk. Yani şimdiye kadar hemen hemen herkes İsrail'le İran'ın düşman olduğu konusundadır. Ben ise bunun tam tersini düşünüyorum. İsrail'le İran sözde düşman, özde ise kardeştir. Bir başka programda daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.